Haftanın dördüncü gününde dördüncü akıllı paraya hoş geldiniz. Üç haftadır aslında piyasalarda önemli fiyatlamaları izler vaziyetteyiz. Zaten gündemde birkaç gündür söylediğimiz gibi aslında bambaşka konular var. Ama piyasalardaki konuları da dikkatle izlemeyi sürdürüyoruz. Bugün aslında piyasalarda en dikkat çeken konu son zamanlarda üzerinde sık sık durduğumuz tahvil faizlerinde. Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerindeki hareketlilik. Yönetmenimiz İlhan Ezgin'den rica edeyim. ABD 10 yıllıklarına baktığımızda %5'lere geldiğini görüyoruz neredeyse. Gördüğünüz üzere aslında 2 yıllığın hareketiyle beraber incelediğimizde son dönemde 2 yıllıklar bir miktar daha yukarı yöndeki hareketli kısıtlı kalmıştı. 5 ve 10 yıllıkları daha dikkatli izler vaziyetteydik. 2 yıllığın bu konumu duruyor ama 5 yıllık da aslında geri plana geldi desek yeridir. Çünkü ABD 10 yıllık tahvil faizleri neredeyse %5'e erişmiş vaziyette. Dolayısıyla aslında küreselde dolar endeksiyle beraber izlediğimiz bu konum dolar endeksinin 107'nin altında olduğu şu gün itibariyle tahvil tarafında ne kadar aslında büyük bir stres yaşandığını, ne kadar önemli bir zaman diliminden geçtiğimizi gösteriyor. Grafikte aslında göz önüne alırsak haftalıkta %4,5'tan %5'e geldiğini çok daha rahatlıkla görüyoruz. Teşekkür ediyorum rejimize ve diğer aslında görünümlere geçmeden bir Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda hisse senedi piyasalarının açılmasının öncesindeki görünüme baktığımızda terminalde vadeleri şu anda görüyoruz. Nasdaq bir tek artıda. Haritaya bakalım çünkü Avrupa'da hisse senedi piyasalarını açıkçası oldukça sıkıntılı gördüğümüz bir resim var karşımızda. FTSE %1'e yakın kayıpta. Ana endekslerin içerisinde DAX belki bir miktar geride kalıyor. Olumsuz ayrışanların içerisinde daha açıkçası kayıplarının kısıtlı olduğu bir görünüm sergiliyor. Kakaran'da İspanya borsasında yine düşüşler hakim. Polonya borsası son dönemde özellikle seçim sonuçları sonrasında yukarı yönüyle izlemiştik. O da %2'ye yakın. İtalya'da FTSE'nin %1'in üzerinde güne başladığı seviyenin altında olduğunu görüyoruz. BIST pozitifiz içeride ama 7.929 puanda şu anda BIST 100 endeksi. 8.500 puandan uzaklaşıyor mu diye araştırma birimi olarak başlığı atmıştık. Öyle de olmuş gibi şu anda bu uzaklaşma bir miktar kesintiye uğramış olsa da hafta başından itibaren neredeyse %4'lük ama bugün de %1'lik şu anda yukarı yöndeki tersi hareketi izler vaziyetteyiz diyelim. Ve dolar TL'de de 28'lere yakın seyrimizi ifade ettikten sonra gidelim NCM Investment'a. Araştırma uzmanı Sadullah çalışıyor bizlerle. Sadullah, biz içeride pozitifiz hisse senedi tarafında ama dışarıda hava yine 3 haftadır konuştuğumuza benzer. Sen neler söyleyeceksin? Evet, iyi yayınlar Çağlar. Evet, BIST 100 endeksi aslında dünkü yaşadığımız sert çıkışlardan sonra ertesi günlerde genelde bir sürede bu tarz tepki alımları görüyoruz. Ancak ana yönün son 3 hafta ay başına itibaren baktığımızda aşağı yönlü olduğu aşikar. Baktığımızda teknik olarak aslında dolar bazında 280 dolarlara kadar gerileyen bir BIST endeks var. Bunun da hem Eylül hem Ağustos aylarındaki dolar bazlı dip seviyeler olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle son 3 ayda bu bölgeden 280 dolarlardan yeniden iştahlanma, düzeltme hareketinin bu seviyelerde döndüğünü görüyoruz. Dolar bazında tepeden bakacak olursak yıl içi zirvemizden yaklaşık %9'luk bir geri çekilme yaşadık. Aslında çok da fena olmayan bir düzeltme hareketi sayılabilir bu. Özellikle bilanço dönemine girilirken bu geri çekilmede, %10'luk geri çekilmede endeksten çok daha fazla negatif ayrışmış hisseler ve bilanço beklentisi pozitif olan hisselerde, sektörlerde bu hareketin tepki yükselişinde dönüşte bu hisselerin öncülük etmesi beklenebilir diye düşünüyoruz. Bununla birlikte veri gündemi tarafına baktığımızda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi işlemlerini takip ettik yine. Geçen hafta da sınırlı bir çıkış görünüyor burada. Son 8 haftada 7'sinde yatırımcının negatif satış tarafında olduğunu görüyoruz. Aslında bu da bizim 8400-8500 seviyesi Eylül ve Ekim tabi zirvelerimizde baktığımızda yabancı yatırımcının da bu seviyelerden çıkışını başlattığını düşünürsek son 2 aylık işlemlerde yukarı yönde aslında yabancının da çok da iştahlı olmadığını düşünebiliriz tepe seviyelerde. Ancak dediğim gibi 280 dolarlarda yeniden alıcı yabancı yatırımcının da iştahlanmasını takip edebiliriz diye düşünüyorum. Bununla birlikte yine aynı veri takviminde bugün açıklanan verilerde Merkez Bankası rezervlerindeki artışın devam ettiğini görüyoruz.
KKM tarafında geçtiğimiz haftadan daha yüksek oran 100 milyar TL üzerinde bir çözülme vardı. Ve bu çözülme yaşanırken yerlilerin döviz mevduatlarına da keskin bir artış olmaması pozitif. Merkez Bankası'nın bu dönemde KKM'den çıkışında rezerv arttırması da pozitif aslında. Özellikle geçtiğimiz ay takip ettiğimiz S&P'nin Türkiye raporunda not artışı için Merkez Bankası rezervlerindeki rezervlerin iyileşmesi vurgusundan dolayı Merkez Bankası rezervlerinin düzenli olarak artışı devam etmesi aslında pozitif bir son. Bundan sonraki Türkiye raporlarında derecelendirme kuruluşlarının Türkiye raporlarının daha iyi notlar alabilmek adına. Yurt dışı tarafa dönecek olursak eğer de dün Tesla bilançosu beklentilerin altında kalmıştı. Onunla birlikte yeniden tahvil getirilerinin yeni zirve yapmasıyla birlikte risk iştahının baskılandığını izliyoruz. Yine baktığımızda dolar endeksi de 106 puanın altına iniyor ancak çok da kalıcı olamıyor. O tarafta aslında bankalarla iyi başlayan bir bilanço dönemi vardı. Ancak Tesla biraz bugün vadeli tarafa baktığımızda Nasdaq'ta %1'in üzerinde kayıplar var. Dün akşam kapanışta gelmişti bilanço. Orada o tarafta aslında S&P'de iyi 4200'lerden iyi bir hareket yaşanmıştı 4350'lere doğru. Kısa vadede biz 4200'lerin altına geçilmediği sürece aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Özellikle Fed üyeleri ek faiz artışına daha fazla bir faiz artışına sıcak bakmadığı bir durumda. Yine bugün Powell da bunu destekler mesajlar verirse bundan sonraki toplantılarda bir faiz artışı olmayacağını piyasa yeniden fiyatlamaya başlayarak aslında bu tarafta bilançolarında desteğiyle S&P tarafında 4500'lere doğru bir hareket takip edebiliriz Çağlar. Semih Mesmut'tan Sadullah Çalışır'dan yine çok kıymetli katkıları aldık. Şimdi gidiyoruz Paribu'ya. Araştırma içerikleri yöneticisi Nergis Karababa bizlerle. Nergis, yoğun bir gündem var. Farklı konuları izler vaziyetteyiz. Sizde neler var bu hafta? Evet Çağlar merhaba. Bugün size 3 farklı haber derledik. İlk haberimiz baktığımız zaman son dönemlerde çok konuşulan ETF'lerle ilgili. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler Bitcoin ETF'leri hakkında açıklamalarda bulundu. SEC çalışanlarının ETF'ler üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Yani bütün belgelerin incelendiğinden bahsetmiş oldu. Katıldığı bir programda bu konuda önyargılı olmayacağım. SEC çalışanları Spot Bitcoin ETF başvuruları üzerinde çalışıyor diyen Gensler, Grayscale Investment'ın devam eden dava süreciyle ilgili yorum yapmadık ki kendisine bu konuyla alakalı sorular yöneltildi. Ama aynı zamanda bu Bitcoin ETF'lerinin onay çıkması durumunda, altını çizmek istiyorum, onay çıkması durumunda başvuruları tek tek mi yoksa grup halinde mi onaylayacaklarına dair sorulan soruları da yanıtsız bıraktı kendisi. Hatırlatmakta fayda var. SEC geçtiğimiz ay BlackRock ve Fidelity gibi şirketlerin spot Bitcoin ETF'lerine ilişkin başvuruları ertelediğini açıklamıştı. Kripto ekosisteminin uzun süredir merak ettiği bu konuda yaşanan gelişmeleri takip etmeye ve size aktarmaya devam edeceğiz. İkinci haberimiz Avrupa'dan bir regülasyon haberi aslında. Avrupa'nın menkul kıymetler düzenleyicisi, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, kısaca ESMA diye biliniyor. 17 Ekim'de kripto varlık piyasaları yönetmeli yani MiCA olarak bilinen Avrupa kripto düzenlemelerine geçiş hakkında bir açıklama yayınladı. Yapılan bu açıklamada MiCA tabanlı kripto yatırımcı koruma yasalarının en az Aralık 2024'e kadar yürürlüğe girmeyebileceği söylendi. ESMA yatırımcıların risklerin farkında olmaları konusunda uyardı. Yani yatırımcılara bir uyarı gelmiş oldu. Şunu da belirtmek gerekiyor. MiCA 2024'ün sonlarında kripto varlık hizmet sağlayıcıları için geçerli hale geldikten sonra üye devletler kripto hizmet sağlayıcılarına lisanssız faaliyet göstermelerine izin veren 18 aylık ek bir geçiş dönemi, transition period denilen bir dönem zaman verme seçeneğine sahip. Avrupa'nın tabii biz bu konuda ne kadar hızlı davrandığını hep birlikte takip edeceğiz. Son haberimiz FED'den CBDC'lerle alakalı bir açıklama geldi. Amerikan Merkez Bankası Başkanlarından Michelle Bowman, CBDC'ler hakkında bir açıklama yaptı. ABD Merkez Bankası dijital para birimi için henüz ikna edici bir argüman görmediğini belirtti. Ve diğer alternatiflerin, şu an mevcut olan diğer alternatiflerin finansal zorlukları çözebileceğini, bunların üstesinden gelebileceğini söyledi kendisi. Yine Bowman, finansal kapsayıcılık ve ödeme sistemindeki aksaklıkların giderilmesi, bunların üstesinden gelinebilmesi için CBDC lehine öne sürülen argümanların sadece bu CBDC'lere özgü olmayabileceğini söyledi. Geçmişte CBDC'ler konusunun tereddütleri olan Bowman, FED'den ve diğer çözümlerin bu zorlukları aşabileceğini belirtti. Yaz aylarında kullanıma açılan FedNow, finans kuruluşlarının gerçek zamanlı ve anında ödeme gönderip almasına olanak tanıyor. Ve bu sayede işlemlerin gerçekleşme süresi çok büyük oranda azalmış oluyor. Bugünlük bu kadardı. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum Çağlar.
Evet, Paribu Araştırma İçerikleri Yöneticisi Nergis Karababa'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Musa Ufuk Özdoğan'la Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü ile sohbetimize başlamadan önce kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından uzun uzun bu tahvil meselesini ve yurt dışı piyasaları konuşacağız. Bekleriz. Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Az önce söylediğim gibi Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdoğan bizlerle. Ufuk Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Çağla Bey, hoş bulduk. Şimdi program başlarken söyledim, yönetmenimizden de rica edeyim. 1990'lardan sonra belki ölçüt olarak 2008 krizi öncesini alabiliriz ama ABD 10 yıllıkları sizinle son sohbetimizde bıraktığımız yerden daha da cüretkar noktalara gittik. Neredeyse %5'e geldik. Öncelikle bu durumun izahı ile ilgili ne aklımıza gelmeli bu süreçle ilgili, geçmişe ya da geleceğe dönük onunla başlayalım. Şimdi sizin de son yayınınızda tarım istihdam verileri gelecekti. Acayip bir veri geldi. Ondan sonra yukarı yönlen. Sonra İsrail'deki, İsrail ve Hamas arasındaki bu çatışma durumu, orada insani bir krizle beraber piyasaları da aynı zamanda sert bir şekilde vurdu. 2000'lerden beri aslında gördüğümüz noktalar değil. Ben daha önce de söylemiştim, ben meslek hayatımda bu seviyeleri göreceğimi hiç tahmin etmiyordum. Ama ne yazık ki bu seviyelerdeyiz. Jamie Dimon'un bir açıklaması vardı, altılı seviyelere hazır olmak lazım diye. Herhalde o seviyelere doğru gidiyoruz. Yani beşli seviyelere 10 yıllık tahvillerde artık alışıyor olmamız lazım. Keza 5,5'lara zaten 1 ve 2 yıllıklarda hemen hemen geldik gibi görünüyor. Piyasa biraz kendi sıkılaştırmasını kendi yaptı gibi şu an itibariyle. Hem jeopolitik riskler, hem Amerika'da gelen verilerin hala sıcak olması, hem de enflasyonda düşüşün hala net olarak gelmemesi. Bu hafta gelen perakende satış verilerinde de, harcama verilerinde de zaten sıcak olduğunu gördük ekonominin. Ama bunun özellikle büyük harcamalarda dikkat çekici şekilde piyasaları baskı altına aldığını söyleyebilirim. Dün Tesla'nın bilançosu vardı. Bence önemli bir nokta. Burada faizlerin yüksekliğine dikkat çekti Tesla'da. Bu konuda yani ev satışları, araba satışları gibi big ticket item dediğimiz büyük harcamaların artık yavaş yavaş geri çekiliyor olması önemli. Yine bugün özellikle mevcut ev satışları verisini alacağız. Burada da muhtemelen ben aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşünüyorum. %8'lere gelmiş bir mortgage faizi var. Burada resesyondan kaçınacaktır piyasalar. Resesyon olmayacağını hala fiyatlıyor. %50'nin altında bir ihtimal var resesyonda. Ama burada piyasaların artık bir zor bir dönemece girdiğini, bundan sonra bu yüksek faize ne kadar devam edebileceğini, ne kadar piyasalar üzerinde baskı kurabileceğini yani tahayyül etmek gerçekten zor. Bugün Powell'ın bir konuşması var. Bunu yakından takip edeceğiz. Diğer FED başkanları da konuşacak ama Powell olunca söz konusu diğerleri biraz daha kenarda kalmış gibi oluyor. Daha uzun süre bu yüksek faizlere devam, maruz kalmaya devam edecek bir bahsi ama Amerika'da özellikle hükümetin borçlanma ihtiyacı ciddi anlamda artıyor. Ukrayna ve İsrail'e yapılacak yardımlar konusunda da hükümet yeni harcama planları ortaya koyuyor. Yapılan hazine ihalelerinin de faizleri yukarı ittiğini görüyoruz ve Çin'in ve Japonya'nın satışlarının da yine faizleri yukarı ittiğini görüyoruz. Bir sarmal içerisinde piyasalar için tehlikeli boyutlarda olduğunu söyleyebilirim. Sizle konuşurken %4,95'in altına geldi ama biraz önce söylediğiniz konuya ilişkin S&P'nin jeopolitik risklerle ilgili yapmış olduğu bir uyarı var. Öncelikle bunun bir detaylarına göz atalım, ardından Musa Ufuk Özdoğan'la sohbetimize devam edeceğiz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, S&P, İsrail-Filistin çatışmasının küresel jeopolitik riskleri artırdığını bildirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada Orta Doğu'da Hamas'ta İsrail arasında çatışmaların başlaması, halihazırda yükseldiği ve kötüleştiğini düşündüğümüz jeopolitik riske ilişkin küresel değerlendirmemiz üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturuyor ifadesine yer verildi. Açıklamada son dönemde yaşanan bu gelişmelerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik nedeniyle uluslararası ilişkiler üzerinde oluşan baskıyı daha da artırdığı kaydedildi.
S&P'nin açıklamasında İsrail ve Gazze'de ortaya çıkan insanlık trajedisinin ciddiyetini küçümsememekle birlikte, şu anki temel durumumuz çatışmanın büyük ölçüde İsrail ve Gazze ile sınırlı kalacağı ve bölge dışındaki coğrafyada ülke kredi etkisinin sınırlı olacağı yönündedir, yorumunda bulunuldu. Gerginliğin artması durumunda küresel enflasyonun artışa geçmesinin yanı sıra ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturabilecek bir enerji arz şokunun da potansiyel olarak ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu. Evet, insani boyutu ön planda olmak üzere bizi son derece ilgilendiren tüm dünyada piyasaları da normal yaşantıları da bir konu karşımızda duruyor. Şimdi bu noktada genel olarak dikkatler ABD tahvil faizine odaklı ama şunu da sormak isterim size. Şimdi 60'a 40 gibi böyle yıllardır bizim görmeye alışkın olduğumuz bir portföy dengesi vardır. Bazı farklı farklı varyasyonları yapılır ama her unsurun düştüğü bir yerde riskin dağıtılması da bir işe yaramıyor gibi bir durum var mı şu anda? Ve bu durum biraz can sıkıcı vaziyette uzun sürebilir mi? Kesinlikle katılıyorum. Yani bu birazcık böyle klişe, %60'a 40 klişesi genelde çalışıyor. Ama şu an itibariyle işte Covid krizinde de aslında bunun benzerini gördük. Her şeyin birlikte düştüğü bir dönemi yaşadık. Şimdi de öyle bir dönem içerisindeyiz gibi görünüyor. Çünkü çok yüksek faizler. Gerçekten hani belki bizim ülkemizden baktığımız zaman çok yüksek faizler gibi görünmüyor ama gerçekten uzun yıllardır faizlerin düşüş trendinde olduğu dünya piyasalarında bunlar çok yüksek faizler değerlemeleri ciddi anlamda bozuyor. Şimdi az önceki açıklamalarda da vardı, evet hani bunun daha çok politik analistler bunun kararını verebilir ama bulaşıcılık riski gerçekten çok yüksek. Zaten altın fiyatlarında bunu görüyoruz. Altının 1800'lerden birdenbire $150 yukarı gitmesi bunu gösteriyor. Bulaşıcılık riski çok önemli. Burada bölge coğrafyasına dağılması çatışmaların dünya ekonomisini zora sokabilir. Zaten bir yavaşlama bekleniyor 2024 yılında. Dolayısıyla burada bir de şuna dikkat çekmek lazım. Özellikle Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının bir kısmı da İsrail üzerinden sağlanması durumu söz konusu. Bu da sekteye uğrayacak. Avrupa için de önümüzdeki dönemde birazcık daha zorlu bir dönem olacak. Hem de bu faizlerin yükselmesi, jeopolitik riskler, dünyadaki yavaşlama bütün varlık sınıflarını aslında baskılamaya devam edecek gibi. Dolayısıyla o klişenin belki biraz daha dışına çıkılıp böyle cash is king, yani nakit paranın birazcık daha kenarda bekleyen paranın birazcık daha fırsatlar yakalayabileceğini söylemek mümkün. Faizlerde de kısa vadede bir düşüş olması ihtimali birazcık zayıf gibi görünüyor. Dolayısıyla zor bir dönem, yine aynı şeyi söylemiş oluyorum. Yani mecburen aslında kaç akşamdır burada Didem'le şeyi konuşurken diyorum ki yani tahvil faizi haricinde bir şey söylemek istiyorum ama %5'e kadar getirdik işte sizinle son sohbetimizden sonra da. Yani bunun daha da ötesini konuşacak mıyız bilmiyoruz ama şimdi şunu da sormak lazım tabii ki bu kadar şeyi konuşurken. Özellikle büyüme ile ilgili belki ABD resesyona girmeyecek ama 2024'te 2023'te o atlatılan mevzu karşımıza gelirse, dünya satında konuşulan bir konu olursa, bu kadar fazla borçlanmanın maliyetli olduğu bir ortamda hisse senedi piyasaları çok kötü ortamda bile bir yerlerde bir tepki verir. Bir hafta, bir ay, bir ne diyelim çeyrek. Bunu da vermeme ihtimali olursa çok uzun dönemli bir hisse senedi katastrofisi bekleyebilir miyiz küresel olarak? Bekleyebiliriz. Yani bekleyebiliriz. Şöyle, bunu daha önce işte 2008'den sonra bunu çok fazla yaşamadık. Aslında daha önceki dönemlere baktığımız zaman uzunca bir dönem hisse senedi piyasalarının getiri sağlamadı ya da relatif olarak çok daha düşük getiriler sağladığı dönemler mevcut. Uzunca bir süre biz bunu yaşamamış olabiliriz ama bu yüksek faizler Amerika'da özellikle Avrupa'daki şirketlerin fiyat kazanç oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. İşte yine Tesla'dan örnek vereyim. Tesla'nın fiyat kazanç oranı 80, Nvidia'nın fiyat kazanç oranı 100 civarında. Dolayısıyla şu anki faizlerle bile açıklayamadığımız noktalarda Amerika'da ucuz dediğimiz şirketlerin fiyat kazanç oranları 25-30 civarlarında değişiyor. Dolayısıyla %5, %6'lara gelmiş bir faiz oranında bu fiyat kazanç oranlarıyla bu şirketlerin devam etme şansı düşük. Aynı zamanda bu şirketlerin karlılıklarının da azaldığını göreceğiz. Borçlu şirketlerin, uzunca bir dönemde borçlanarak yatırım yapan şirketlerin de faiz maliyetleri sebebiyle karlarının erediğini, yeni yatırımlarda zorlandıklarını göreceğiz. Dolayısıyla faizlerin artık bir platoya eriştiğini görmeden, yani bu platoya eriştiğini biz düşünüyorduk ama şu anda hala işte %4'te mi erişti, 4.5'ta mı erişti derken 5'e geldi. İşte o Jamie Dimon'un söylediği %6'ları görecek miyiz, %6'lara alışacak mıyız, buna bakacağız.
buraların soğuduğunu görmeden normalleşme çok zor. Bir diğer yandan Amerika'da seçim dönemine giriyoruz. Dünyada zaten Avrupa ülkelerinde borçluk çok yüksek, Amerika'da da çok yüksek. Seçim dönemine girerken Amerika'nın bu harcamaları dışlama etkisi sebebiyle özellikle piyasalarda faizleri yukarı itmeye de devam edecek. Yani Fed'in de burada faizleri belirli bir seviyede tutması da aslında belki bir noktadan sonra bir anlamsız kalmaya devam edebilir. FED muhtemelen artık duracaktır. Piyasanın bu kendi kendini yukarı itmesi durumunu takip edecektir diye düşünüyorum. Enflasyonda da bir toparlanma olmazsa zaten zorlu bir süreç devam edecek ama 2024 yılı yüksek faizlerle devam edecek. Bu biraz daha netleşti gibi görünüyor şu anda. Led Zeppelin'in albümü geldi aklıma, The Song Remains the Same gibi. Bu noktada tabii şunu da konuşmak lazım. Yine rejiden rica edeyim, benim öğlen yayında kullandığım. Çok da bundan sıyrılabilen bir ülke ya da ülke grubu yok. Gelişmiş ülkelerle ilgili bir tahvil faizlerinin yükseldiğine ilişkin grafik var. Ufuk Bey yanıt verirken onu rica edeyim. İkinci grafik olması lazım, öğle yayında kullandığım. Bundan bir şekilde olumlu dönemsel ayrışan ülke ya da ülke grupları olabilir ama uzun vadede tüm neredeyse gelişmiş organize piyasaların hepsini etkisi altına alan bir durum diye tahmin ediyorum. Siz de katılır mısınız Ufuk Bey buna? Kesinlikle katılıyorum. Ben de yani sürekli bakıyorum, işte İtalya'daki faizler, Fransa'daki faizler, Almanya relatif olarak belki biraz daha düşük ama Euro bölgesi olarak bakmak lazım. Keza İngiltere'deki faizler çok yüksek. Yani bu bütün piyasaları baskı altına alacaktır. Tabii ki kısa dönemli rahatlama rallileri çok düştüğü için bir alım fırsatları gelecektir ama ana resme baktığımız zaman yukarı yönün kısıtlı olduğunu, en azından yukarının kısıtlı olduğunu, yani belki aşağıları çok fazla görme ihtimali zaman zaman dönem dönem olmayacak ama yukarı yönün kısıtlı olduğunu söylemek mümkün. Burada şunlar ayrışacaktır. Tabii şunu söylemek lazım. Şimdi dün bence çok önemli iki şey vardı. Netflix'in ve Tesla'nın bilançosu. Tesla'ya baktığımız zaman guidance, yani önümüzdeki dönemki beklentiler kötü. Karlılık önceki dönemlere göre düşüyor ama Netflix'e bakıyorsunuz. Netflix'te beklentiler iyi. İşte karlılık iyi devam ediyor. Zemin kazanıyorlar, piyasa payı kazanıyorlar. Daha küçük, ya perakende grupların birazcık daha ön planda olduğu, daha bunların defansif kaldığı bir dönem yaşayacağız gibi. İşte daha diğer grupların, büyüme şirketlerinin, teknoloji şirketlerinin biraz daha geride kaldığı bir dönem yaşayacağız gibi. Ama tabii bazen hisse piyasaları kendine öyle bir hikaye yaratıyor ki herkesi şaşırtıyor. İşte son dönemde yapay zeka hikayesi, işte bir önceki yıl metaverse hikayesi. Önümüzdeki dönemde de daha önceki yıl yine elektrikli araçlar hikayesi. Şimdi önümüzdeki dönemde yeni bir hikaye çıkarsa tabii ki bunun peşine takılacaktır piyasalar. Ama fundamental temel olarak baktığımız zaman şu an itibariyle görüntü gayet bozuk gibi. Peki burada olası bir geçici geri dönüş görürsek, yani dibi gördüğümüzü ya da mesela dolar endeksi ya da tahvillerde zirveyi gördüğümüzü düşündüğümüz anda ilk işaret fişeği, olumlu şeyler konuşalım biraz da. Nereden gelir? Yine ilk reaksiyonu hızlı biçimde tahvil mi verir yoksa hisse mi? İlk reaksiyonu tahvilin vereceğini düşünüyorum ben. Çünkü orada ciddi bir şey var. Yani o tarafta ciddi bir yoğunlaşma var. Hatta şöyle söyleyeyim. İşim dolayısıyla bizim müşterilerimizin birçoğu da, tahvillere ilgi göstermeyen müşterilerimiz bile tahvil faizlerini sorup bunlarla ilgili ne yapabileceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla burada yavaş yavaş önce bir tahvilde bir hareketlenme olur. Teknoloji hisselerinde bir hareketlenme olur diye düşünüyorum hızlıca. Çünkü onlar faizlerin düşüne veya düşüş trenine girme ihtimaline hızlıca cevap vereceklerdir. O tarafta ikisi de aslında, hem teknoloji, Nasdaq endeksi, tahvil faizleri burada önemli göstergeler olacaktır diye düşünüyorum. Değerli madenler, onlar birazcık daha geç tepki verebilir. Euro-dolar paritesini yakından takip etmekte yine fayda var. Euro-dolar paritesi tarafında da özellikle işte siz az önce söylediğiniz gelişmiş ülke faizleri birbirine yaklaşıyor, hepsi yüksek. Dolayısıyla euro ile dolar arasındaki faiz farkının da azaldığını görüyoruz. Euro 1.05'lerde bir taban oluşturmaya çalışıyor. 1.05'lerde oluşturabileceği taban ve daha üzerine gitmesi de yine bizim için olumlu olacaktır. Piyasalar tabii çok hızlı da dönebiliyor. Ama şu anki durumu değerlendirdiğimiz zaman bunları, yani tahvilleri, teknoloji hisselerini, Nasdaq endeksini yakından takip etmekte fayda var gibi görünüyor. Ufuk Bey, biraz da para birimlerini konuşalım. Dün akşam ben de anlattım. Çok meşhur değildir ama işte Deutsche Bank'ın takip ettiği bir tane FX indikatörü var. Para birimlerine şu ana kadar tahvile ve hisseye yansıyan, o stresin yansımadığını söylemek mümkün mü? Tam dolara karşı değer kaybettiler ama 2023'te halen o 2022'deki basıncı görmüyor olabilir miyiz?
O grafiği de rica edeyim bu arada dün akşam 5 grafiğinden. Bence evet. Yani bence evet. Çünkü topluca bir şey yükselişi var. Tahvil yükselişi var. Daha önceki dönemde merkez bankalarının adımlarıyla ilerliyordu. İşte ülkelerin arasındaki enflasyon farkı, büyüme oranlarıyla ilgili beklentiler, işsizlik oranıyla ilgili beklentiler. Dolayısıyla buraları farklılaştırıyordu. Ama şimdi baktığımız zaman toplu bir tahvil satışı söz konusu. Bu toplu tahvil satışı dolayısıyla para birimlerinin, özellikle gelişmiş ülke para birimlerinin birbirine karşı değer kaybını az da olsa sınırlıyor gibi görünüyor. Tabii yine hala dolar endeksi yüksek. Dolar endeksinin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Ama daha sert hareketler olmasını açıkçası bu kadar yüksek tahvil faizlerinde, Amerika'daki tahvil faizlerinde beklerdik. Ama bu toplu hareket bunu birazcık sınırlıyor. Burada bir gecikmiş tepki gelir mi? Soru işareti. Bunu takip etmek lazım. Bu konuda çok net bir şey söylemek bence mümkün değil. Ama an itibariyle böyle gelişmiş ülke para birimleri birbirini kolluyor gibi görünüyor. Mesela Pound'da 1.21-1.22 arasında ciddi bir opsiyon birikimi var. Oralarda tutunmaya çalışıyor Pound. Az önce söylediğim Euro 1.05'lerde tutunmaya çalışıyor. Avustralya'da faizler 4.70'ler civarına kadar gelmişti en son baktığımda. Orası kendini tutturmaya çalışıyor. Avustralya dolarında da yine şöyle bir şey var. Çin'de birazcık hafif bir toparlanma var. Çin'deki hafif toparlanma hızlıca orayı düzeltebilir. Avustralya dolarına bir alım getirebilir. Dolayısıyla dediğiniz gibi hani böyle çok 2022 tepkilerini görmüyoruz. Valla önümde şu an haber setine bakıyorum. Economist'in 2024'e ilişkin risk 10 maddelik raporu var. Goldman'ın JP Morgan'a ilaveten jeopolitik gerilme hisse senedi piyasalarına etki edebilir uyarısı var. Bu noktada şunu sormadan da edemeyeceğim. Yani Türkiye'yi burada tam manasıyla ayrı bir yere koyabiliyorduk. İyi anlamda olmadı ne yazık ki 2021-2023 arası ama gelişen ülke para birimlerinin çok ciddi bir tsunami ile karşılaşma ihtimali var mı? Ne yazık ki evet. Yani çünkü para biliyorsunuz ki en risksiz, en yüksek faizi alabildiği yere gider. Dolayısıyla gelişmiş gelişen ülke ayrımlarına baktığımız zaman zaten bu temel bir şey. Dolayısıyla bu yüksek faiz oranlarında paranın gelişmiş ülkelere doğru akmasını beklemek mümkün. Tabii ki jeopolitik riskler bölgeye yakın ülkeleri daha fazla etkileyecektir. Ama tabii bu tarz dönemler gelişmekte olan ülkeler için zaman içerisinde büyük fırsatlar da yaratabilir. Keza 2008 yılında aslında buna benzer bir şeyi görmüştük. 2008 yılında gelişmekte olan ülkelere ciddi bir sıkıntı olduktan sonra en hızlı toparlanan yine gelişmekte olan ülkeler olduğunu gördük. Bizim tabii coğrafi yakınlığımız burada birazcık bir risk unsuru. Aynı zamanda Avrupa ekonomisinin önümüzdeki dönemde bölgeden etkilenme ihtimali yüksek. Zaten kendi temel problemleri de var. Bu da bizim için birazcık bir problem gibi görünüyor. Ama diğer gelişmekte olan ülkelere de baktığımız zaman zaten büyüme düşük olduğu dönemlerde zaten buradan negatif etkileniyorlardı. Ağırlıklı olarak emtia ihracatçısı birçoğu. Bu büyümenin düşük olması önümüzdeki dönemde resesyon beklentileri, yüksek faizler bunların hepsini bir süre baskı altına alacak gibi ama tabii bunlar da uzun vadeli yatırım fırsatları da oluşturacaktır. Son 6-7 dakikada da isterseniz biraz emtia tarafına bakalım. Gümüş ve altın belki 2021 onlar için salgın sonrasında bir miktar maceralı oldu ama 2022'de tıpkı biraz önce konuştuğumuz 60-40 portföyündeki hisse ve tahvil tarafındaki kayıplar gibi çok parlak değildi. Ama bu sene görece teknoloji hisselerini ayrıca bir yere koyacak olursak ciddi anlamda dönemsel olarak pozitif performans sergileyebildiler. Lakin 2000 doların üzerinde kalıcılık zaten bir tartışma konusu. Yaklaşık 3 senedir ons altında konuşuyorum. Bunun aşılamaması ve hisse senedi ve tahvil tarafında bu baskı sürdükçe sanki altının ters korelasyonuna rağmen bilinen ezberi olan onun da ona eşlik edeceği gibi bir hava var mı sizce? Yoksa bir noktada altın artık o eski bilinen ezberine dönüp yukarı yönde hareketine başlayabilir mi bu kadar riskli bir ortamda? Şimdi altın aslında ya altın ve gümüş birazcık nasıl diyeyim finansal piyasalarda çok fazla kullanımı olmayan, işte kredisini veremeyeceğiniz, faizi olmayan. Dolayısıyla birazcık daha öksüz diyebileceğim bir yatırım aracı. Dolayısıyla ağırlıklı olarak burada hedging için çok fazla tavsiye ediliyor altın baktığınız zaman. İşte bu tarz jeopolitik riskler döneminde çok sert hareket ediyor. Daha önceki dönem yani faizinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde getirisi olmayan bir varlık olan altının
1700'lere kadar geri çekilme ihtimali vardı. Keza ben de bu kamptaydım. Yani ben de altının geri çekileceğini düşünüyordum. 2000 dolarlara giderken de aslında işte geçtiğimiz dönemde 2000 dolarların üzerini görürken de artık FED duracak, faizler düşecek ihtimalleri burada konuşuluyordu ve aynı zamanda büyük merkez bankalarının işte Çin'in, Rusya'nın, Türkiye gibi merkez bankalarının burada ciddi altın alımlarının altını yukarı ittiğini görüyorduk. Şimdi şu anki durumda birazcık böyle katastrofik diyebileceğim ciddi bir türbülansın içerisinden geçen bir dünya ekonomisi var. Aslında İsrail gerginliği, Orta Doğu'daki bu gerginlik, savaş durumu söz konusu olmasaydı altın 1800'lere kadar gelmişti. Ve benim kanaatim bir süre oralarda kalacaktı. Şimdi bu savaş durumuyla beraber altının 150 dolarlık bir yukarı yönlü hareket yaptığını görüyoruz. Keza gümüşün de buna katıldığına şahit olduk. Ben burada altının bu kısa dönemdeki sert hareketinin birazcık daha içerisinde bulaşıcılık riskini de, yani diğer ülkelere bulaşma riskini de barındırdığını düşünüyorum. Özellikle baktığımız zaman hafta sonu dönemlerine doğru altındaki yükselişlerin daha sertleştiğini görüyoruz. Yani hafta sonu riski almak istemeyen yatırımcıların da parayı altına park ettiklerini görüyoruz. Altın burada yani faizlerin düşme trendine girmesiyle beraber altın tekrar yukarı yönlü toparlanmasını gerçekleştirebilir. Tekrar eski ezberlerine dönme ihtimali de mümkün. Hayır, hep bir şey vardır. İşte %10 civarında bir altını sigorta olarak tutun. Tabii bu kadar yüksek borçlanma olduğu, ülke hükümetlerin bu kadar yüksek borçlandığı bu dönemde de altının artık böyle 1800'lerin altına çok fazla ineceğini düşünmüyorum. Yani orada bir düşünce değişikliği söz konusu. Altın tekrar faizlerin düşme trenine girmesiyle beraber tekrar 2000'lerin üzerine zorlayabilir gibi. Çünkü her yerde bir jeopolitik risk, işte faizlerdeki bu yüksek seviyenin bir yerde tekrar aşağı dönme ihtimali, ülkelerin çok fazla borçlanıyor olması. Dolayısıyla altın tekrar böyle bir 2000 dolarların üzerine zorlayabilir. Ama faizler yüksek kalmaya devam ederse, jeopolitik riskler ortadan kalkarsa altında tekrar 1900 seviyelerine doğru gelebiliriz gibi görünüyor. Gümüşün biraz daha farklı bir hikayesi var. Gümüş özellikle güneş enerjisi alanında çok fazla kullanılan bir emtia. Endüstriyel kullanımı çok daha fazla. Aynı zamanda gümüşün önümüzdeki dönemde dünya ekonomisinin toparlanmasıyla beraber de birazcık daha fazla talep görebileceğini düşünüyorum. Orada hani altın mı gümüş mü konusunda bazen şey oluyor. Ben altındansa gümüşü önümüzdeki dönemde birazcık daha tercih ediyor olurum. Bu jeopolitik riskler ortadan kalktıktan sonra. Hatırında olmayanlar için pandemi dönemi 1470'ler kabaca. Pandemi içerisinde de bir 2060-1620 bandı var. Musa Öfke Özdağ'ın bahsettiği aralık o. Son iki dakikada da petrol. Çok korkunç bir senaryo bekliyor mu bizi? Bu noktada bilinemez mi ya da? Yoksa bir noktada artık 80 dolarlarda bir normalleşme en makul karşımızdaki olasılık mı? Şimdi Amerika Venezuela ile ilgili yaptırımların bir kısmını şey yaptı. Azalttı bugün itibariyle. Amerika da bunun durumdan ciddi anlamda rahatsız. Rezervlerin düştüğünü görüyoruz. İran'ın önümüzdeki 2024 yılında yatırımlar sebebiyle 400 bin varil kadar daha az petrol üreteceğini biliyoruz. O yüzden petrolde aşağı yön birazcık kısıtlı. Petrolü aşağı getirebilecek şey bu yüksek seyreden faizlerin dünya ekonomisinde ciddi yavaşlamaya yol açması, resesyon olması. Bu da çok fazla Amerika'da en azından beklenmiyor. Diğerlerinde de bir Amerika sonra diğer ülkelerin de toparlanacağını düşünürsek, öyle bir varsayımda bulunursak, sanki 2024 yılında da petrolün 90 dolarlar üzerinde devam edeceğini söylemek mümkün. Tabii bu Orta Doğu'daki krizin de kolay kolay ortadan kalkacağını düşünmek birazcık iyimser olur. O yüzden petroldeki baskı biraz daha devam eder. Bu petroldeki baskı tabii enflasyon üzerinde de baskı demek, aynı zamanda bir sarmal. Ben 90 dolarların çok fazla altına gelebileceğimizi kısa vadede düşünmüyorum. Belki İran'la ilgili başka haberler çıkarsa, OPEC'le ilgili OPEC bu azal kısıntıları kaldırırsa ortadan, ki zannetmiyorum onu da. Dolayısıyla petrolde böyle birazcık yüksek fiyatların devam edeceğini söyleyebilirim. Bir ek daha yapayım. Özellikle yeşil enerji konusunda Avrupa ciddi adımlar atıyor. Amerika ciddi adımlar atıyor. Dolayısıyla fosil yakıtlara olan yatırımlar da kısıtlanmış durumda. Krediler kısıtlanmış durumda. Bu da şeyi azaltıyor. Bu da aynı zamanda petrolün aşağı gidişini limitliyor. Ufuk Bey, sahada basmadık yer bırakmadık. Umarım izleyenler, dinleyenler keyif almıştır. Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdoğan bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve akıllı paraya noktayı koyuyoruz bugün. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.